Harvard Tıp Okulu'nda 8 yıldır mamutları canlandırmak için araçlar geliştiren küçük bir araştırmacı ekibine liderlik eden biyolog George Church, bu bizim için önemli bir kilometre taşı. Tüm dünyada fark yaratacak bir girişim dedi. İlk fonunu 15 milyon dolar olarak alan şirket, Dr. Church'ün laboratuvarındaki araştırmaları destekleyecek, Boston ve Dallas'ta kendi laboratuvarlarında deneyler yapacak. Dr. Church'ün laboratuvarında eski bir araştırmacı olan Eriona Haysoli, yeni şirketin fil DNA'sını düzenleme çabalarını denetleyecek ve, aşırı soğuğa dayanıklı olması için, yoğun saç ve kalın yağ gibi, mamut özellikleri için genler ekleyecek. Araştırmacılar, birkaç yıl içinde mamut benzeri fillerin embriyolarını üretmeyi ve nihayetinde, çeşitli hayvan popülasyonlarını geliştirmeyi umuyorlar. Diğer araştırmacılar ve kurumlar ise, Colossal'ın böyle bir başarıya imza atacağına, derin bir şüphe ile bakıyorlar. Colossal, yavru mamut benzeri filler üretmeyi başarırsa, aynı zamanda ciddi etik sorularla da karşı karşıya kalacak. Biyolojisi hakkında çok az şey bilinen bir hayvanı üretmek insancıl mı ve tundraların ekosistemlerini derinden değiştirebilecek, potansiyele sahip olup olmayacağına kim karar verecek gibi sorular bunların başında gelecek. Yünlü mamutlar, Kuzey Kutbu'nun büyük bir kısmında yaşayan, soğuğa dayanıklı ve yiyecek için otçulları avlayan, dişlerini ve kemiklerini alet olarak kullanan ilk insanlarla birlikte yaşadı. Söz konusu canlıların, yaklaşık 4000 yıl önce öldüğü tahmin ediliyor. Bilim insanları onlarca yıldır mamutların DNA'sını çıkarmak ve genetik bağlantılarını saptamak için mamut dişleri, kemikleri ve saç parçalarını çalışmalarda kullanıyor. Yünlü mamut, 2027'ye kadar geri dönebilir. Colossal, proje için şimdiye kadar büyük miktarda yatırım topladı. Ayrıca yünlü gergedan da geri getirmek isteniyor. Yünlü mamut, yaklaşık 6 yıl gibi kısa bir süre içinde geri getirilebilir. Devrim niteliğinde bir gen düzenleme teknolojisi kullanılarak, nesli tükenmiş bu canlıların 2027 yılına kadar, geri döndürülmesi amaçlanıyor. Projenin amacının gerçek kıllı mamutları tam olarak yeniden getirmek değil, küçük kulaklar ve daha fazla yağlı, daha soğuğa dayanıklı genetik özelliklere sahip, kuzenleri olarak getirmek olduğu belirtiliyor. Proje kapsamında hayata getirilen mamutlar, sahip olacağı genetik özellikler sayesinde, söz konusu canlıların zamanında göremediği coğrafyalarda dolaşabilir. Colossal'ın kurucu ortakları Ben Lem, bundan önce 5 şirket kurdu ve, Harvard Medical School'da Profesör George Krahn ise, gen düzenleme teknolojisi alanında, oldukça büyük bir bilgi birikimi bulunuyor. Lem, şu anda amaçlarının, yünlü mamut neslinin yeniden devam etmesini sağlamak olduğunu, önümüzdeki 4 ila 6 yıl içinde, ilk örneklerin ortaya çıkmasına odaklanıldığını ifade etti. Nesli binlerce yıl önce tükenmiş canlıları yeniden görme fikri, birçok insanı da heyecanlandırdı. Teknoloji dünyasında dünyanın geleceği açısından, oldukça önemli adımlar atılıyor. Yeni girişimler, diğer girişimcilere sadece para kazanmaya odaklanmamaya, gezegenin geleceğine de katkıda bulunmaya teşvik ediyor. Colossal da çalışmaları ile biyolojik çeşitlilik sorunlarına dikkat çekmeye çalışıyor ve, bu sorunu düzeltmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Colossal, yatırım şirketi Tulco liderliğinde şimdiye kadar, 15 milyon dolar toplamayı başardı. Bu girişimin 19 çalışanı bulunuyor. Çalışanlar şu anda Teksas'taki ofislerinde çalışıyor. Proje yatırım almaya devam ettikçe, çalışan sayısının da buna bağlı olarak artacağı belirtiliyor. Lem, odak noktasının şu anda türlerin korunması ve, biyolojik çeşitliliğin korunması olduğunu, onları hayvanat bahçelerine koymak olmadığını söyledi. Lem, onların doğal ortamlarında bulunması ve, yaşamını eskiden olduğu gibi sürdürmesi gerektiğini savunurken, onların aslan ve benzeri hayvanların yer aldığı hayvanat bahçelerine ait olmadığını düşünüyor. Colossal'ın yeniden döndürmek istediği başka bir türün de, Sumatra gergedanı ile akraba olan yünlü gergedan olduğu açıklandı.